Nedim Şener, FETÖ'nün sahte belgesini devlet sırrı zannetmiş. Mecliste kurulan Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunun raporu 26 Mayıs 2017 tarihinde tamamlandı. Bundan 6 ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Ocak 2017 günü parti meclisinde 15 Temmuz kontrolü darbedir demişti. Meclis Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Zeynel Emre, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu ve Aytun Çıray da Kılıçdaroğlu'nun daha komisyon çalışmaları devam ederken ve raporu yazılmadan 6 ay önce söylediği kontrollü darbe ifadesini 307 sayfalık muhalefet şerhi haline getirip kamuoyuyla paylaştılar. Kılıçdaroğlu, "Belgem yok." CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dahil parti yöneticileri darbe girişiminin 3. yılından sonra kontrollü darbe söylemini değiştirdi. Sonrasında tamamen bıraktı. Hatta o gece Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın evinde saklanan Kılıçdaroğlu'nun son değerlendirmesi şöyle oldu. 15 Temmuz darbe girişimi oldu, hep beraber mücadele ettik, hep birlikte yapıldı, mücadele ettik, darbecilere karşı çıkıldı. 15 Temmuz için tiyatro, senaryo, kontrollü darbe ifadeleri FETÖ ile başı Gülen dahil örgüt üyelerinin ürettiği tanımlardı. Komisyon çalışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, darbeyi yöneten FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'le ilgili kim bu Adil Öksüz, neden serbest bırakıldı ve neden yakalanmıyor? Bu konuda bilgim var ama belgem olmadığı için şimdilik söyleyemem dedi. Beklenen belge FETÖ'den geldi. Beklenen belge açıklamasından 1,5 ay sonra 4 Kasım 2016 Cuma günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Aytun Çıray ve gazeteci Can Ataklı'ya Deniz Bayrak 83 isimli e-posta adresi üzerinden yollandı. MİT'te çalıştığını belirten ihbarcı Kılıçdaroğlu'nun Adil Öksüz'le ilgili doğru yere parmak bastığını yazdı. Mektupta Adil Öksüz'ün Timsah Kod adlı MİT personeli olduğunu, 15 Temmuz için MİT tarafından kullanıldığını, olayı ise Hulusi Akar'la Hakan Fidan'ın kurguladığını fakat darbenin cemaatin üzerine yıkıldığını iddia ediyordu. Hatta işin içinde MİT basın müşaviri N.Y. ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o gece CNN Türk yayınına bağlayan Hande Fırat'ın da olduğu belirtilirken, Hande Fırat'ın yayına pejmürde kıyafetlerle çıkması bile planın parçasıydı diye yazdı. E-postaya belge olarak da Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğuna dair angaje formu ekledi. Hafta sonu savcılığa verildi. Böylece CHP yönetimi kontrollü darbe iddiası için ihtiyaç duyduğu belgeye de kavuşmuş oldu. Belgeler ellerine gelir gelmez doğru mu yalan mı bakılmadan hiçbir araştırma yapmadan hem de adliyenin hafta sonu nedeniyle kapalı olduğu 5 Kasım 2016 Cumartesi günü Başsavcılıkla görüşerek Aytun Çıray tarafından savcılara teslim edildi. Ben bir yazımda Çıray'ın ihbar mektubuna dayanarak suç duyurusunda bulunduğunu yazmıştım. Çıray suç duyurusunda bulunmadığını, sadece ihbar mektubu ve belgeleri teslim ettiğini bildirdi. Sonrasında da bana da gönderdiği belgeleri savcılığa nasıl teslim ettiğine dair tutanağı kişisel Twitter hesabından paylaştı. Meğer Çıray bu ihbar ve belgeleri devlet sırrı olabileceği ihtimaliyle savcılığa göndermiş. Savcılıkların görev alanında devlet sırrı iddiasıyla ihbar ve belgeleri teslim almak var mı bilmiyorum ama İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı asli görevi gereği konuyla ilgili adli soruşturma açtı. 8 Kasım 2016 günü durum MİT'e bildirildi. Alınan cevapta Timsah kod adının başka bir operasyonda kullanılan bir kod adı olduğu, evrakın tarih ve imzalarının başka dokümanlardan kopyala yapıştır yöntemiyle oluşturulmuş, içeriği sahte bir belge olduğu bildirildi. Savcılık bunun üzerine kısa sürede takipsizlik kararı verdi. Sonra ne mi oldu? FETÖ imamı itiraf etti, sahte. CHP'liler belgenin sahte çıkmasına rağmen 26 Mayıs 2017 tarihli Meclis FETÖ darbe girişimi raporuna karşı 307 sayfalık muhalefet şerhinde 15 Temmuz için kontrollü darbe derken raporun 212. sayfasında hala Adil Öksüz kimdir, MİT için çalışmış mıdır, darbe girişimi sonrası Adil Öksüz'le kamu görevlileri arasında görüşme veya pazarlık olmuş mudur sorusuna yer verdiler. Darbeden tam 3 yıl sonra yakalanan MİT mahrem imamı Salim Zeybek ifadesinde Sahte dokümanı hazırlarken başka belgelerin imza ve paraf kısımlarını alıp Adil Öksüz hakkında hazırlanan sahte angaje formu üzerine yapıştırdığını, Amerika'da firari MİT mahremi Umumu Bülent Bişere gönderdiğini itiraf etti. Sonra da belgeler Kılıçdaroğlu, Aytun Çıray ve Can Ataklı'ya yollandı. Uzun lafın kısası, FETÖ, CHP'nin kontrollü darbe söyleminin altını doldurmak için sahte belge hazırlamış. Onlar da devlet sırrı diye savcılığa teslim etmiş. Ne diyorum ben? FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. Nedim Şener. Bülent Orakoğlu. 7 Şubat MİT kumpasında FETÖ'cü hainler hedeflerine ulaşsalardı nasıl bir Türkiye olurdu? 24 Mayıs 2010 tarihinde MİT müsteşarlığına atanan Hakan Fidan, eski müsteşarı Emre Taner, müsteşar yardımcısı Afet Güneş'le iki istihbarat görevlisinin 7 Şubat 2012 tarihinde FETÖ'cü savcı Sadrettin Sarıkaya tarafından ifadeye çağrılmasının üzerinden yaklaşık 10 sene geçti. Hakan Fidan başta olmak üzere ifadeye çağrılan MİT'çiler hakkında çözüm sürecinde terör örgütü PKK-KCK ile ilişki kurma suçlaması yapılıyordu. Kumpas soruşturma FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı ile yapılıyordu. Kumpas soruşturmaya yaklaşık bir yıl önce başlanmıştı. 13 Eylül 2011 tarihinde MİT yetkililerinin PKK'lı teröristlerle Oslo'da yaptıkları bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı internette yayımlandı. Yayımlanan ses kaydında Hakan Fidan'ın Öcalan'la ve PKK'lılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve özel temsilcisi sıfatıyla görüştüğü ifade ediliyordu. Ses kayıtları sözde kumpas soruşturmasının başlangıcı oldu. Yine muhtelif tarihlerde farklı şehirlerde FETÖ tarafından organize edilen ve MİT mensuplarına hedef alan şikayet ve ihbar mektupları sözde kumpas soruşturma dosyasına eklenerek, önce Fidan'ı ve ekibini vatan hainliği suçlaması ile tutuklamak, sonrasında da aynı suçlamayı ülkenin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine kadar uzatmaktı. FETÖ için MİT daima ele geçirilmesi gerekli bir kale pozisyonundayken 7 Şubat'a giden süreçte daha da önemli hale gelmiştir denilen gerekçeli kararda, açılım sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına güvenlik ve strateji politikalarına yönelik o dönem başbakanlığa bağlı olarak MİT'in görev üstlenerek kamuoyunda Oslo görüşmeleri olarak bilinen sürece dahil olduğu anlatıldı. 90'lı yıllardan beri değişik hükümetler döneminde benzer görüşmelerin yapıldığı ifade edilerek, dolayısıyla Oslo görüşmelerini daha önce benzeri yapılmamış ve yeni bir çalışma şekli olarak lanse etmek ve müştekileri ilk kez bu çalışmayı yürütenler olarak lanse etmek tam olarak örgütün MİT ve bu çalışmayı yürüten MİT görevlilerini kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak amacına yöneliktir ifadesi kullanıldı. FETÖ'cü hainler Başbakan Erdoğan'ın büyük bir ameliyat sonrası oluşan küçük ama elzem bir komplikasyona 7 Şubat günü öğlen sonrası müdahale edileceğini bildikleri için Hakan Fidan ve ekibini ameliyat saatine denk gelecek şekilde ifadeye çağırmışlardı. Ancak Başbakan Erdoğan'ın ani bir kararla eski bir dostunu evinde ziyareti FETÖ'nün kurguladığı kumpası bozmuştu. Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığını öğrenen Erdoğan'ın kesin emri, Fidan başta olmak üzere diğer MİT görevlilerinin kesinlikle ifadeye vermeye gitmemeleri olmuştu. Eğer MİT müsteşarı Hakan Fidan ve MİT görevlileri savcıların emri üzerine ifadeye gitmiş olsalardı, kumpas başarıya ulaşsaydı, yani o gün başbakan olan Erdoğan planlandığı gibi sağlık sorunlarıyla ilgili operasyon için hastanede olsaydı ve o sırada Fidan, FETÖ savcılarının tutuklama istemiyle alıkonulsaydı, bugün Türkiye en iyi ihtimalle ABD'nin özde mandası, sözde bir FETÖ Cumhuriyeti olurdu. MİT tekrar CIA'nin bir şubesi olurdu. Türkiye'yi FETÖ'nün 7 Şubat 2012 tarihli MİT kumpasına götüren işaret fişekleri. FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasının üzerinden 10 yıl geçti. Kumpas, yapılan bir yasal düzenleme ile 17 Şubat 2012 tarihli MİT kanununda yapılan bir değişiklikle önlenmişti. MİT mensuplarının soruşturulması Başbakan'ın iznine bağlanmıştı. Hazırlanan iddianameye göre MİT kumpası FETÖ'nün seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik ilk darbe teşebbüsüydü. 29 Şubat 2009'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e karşı Davos'ta One Minute çıkışını yaptı. Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum demişti. İsrail'de Hakan Fidan'ı İsrail ajanı olmakla itham eden haberler çıkmış, FETÖ'nün kalemşörleri ise doğrudan Fidan Şii'dir ve İran ajanıdır iftiraları atmışlardı. Genelkurmay'a bağlı olan GES Komutanlığı'nın Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın MİT'e devredilmesi vesayetçi yapıları ve arkasındaki azmettirici hegemonik küresel güçleri rahatsız etmişti. Zira Türkiye ile birlikte aynı zamanda Orta Doğu'nun da en kapsamlı dinleme ve izleme üslerinden biri olan Bayrak Garnizonu ismiyle de anılan GES Komutanlığı yıllardan bu yana askeri vesayetçilerin yasa dışı dinlemelerin, fişlemelerin, darbe hazırlıklarının zemini haline getirilmiş bir darbe üssüydü. Oslo görüşmeleri akamete uğratıldı. Oslo görüşmeleri FETÖ ve FETÖ'yü her anlamda himaye eden uluslararası aktör ve devletlerin çabasıyla akamete uğratıldı. Ayrıca bu yapılara PKK terör örgütü de dahil oldu. PKK'yı da yanına alan bu şer yapı birlikteliği, toplumu geren ve kardeşliğe zarar veren kaotik olayların yaşanmasına sebebiyet verdi. Toplumda açılım sürecine ve bu süreci yürütmeye çalışan siyaset güvenlik bürokrasisine duyulan güven ve destek ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Gerekçeli kararda ABD'ye gönderme yapıldı. Kararda başta FETÖ olmak üzere PKK-PYD gibi silahlı terör örgütlerine destek veren ABD'ye şu cümlelerle vurgu yapıldı. Hedeflenen toplumsal uzlaşma ve kardeşçe yaşama iklimi gerçekleştiğinde, yıllarca stratejisini yürüttüğü Oslo siyasetinin çökeceğini gören himayedar devletler, FETÖ ve aynı zamanda silah sağladığı PKK'ya bu süreci ortadan kaldırmak için gerekli talimat ve desteği tam anlamıyla sağlamıştır. Bülent Orakoğlu